Efendim bugün ahiret hayatını konuşmaya arzu ediyoruz ve çok güncel olaylar var. Bir Türk pilotu çok yakın bir zamanda bir uzaydan gelen UFO ile beraber uçtuğunu bir süre gördüğünü iddia etti. Ee, belki kendisini de telefona bağlayacağız, konuşacağız. Ben de çok merak ediyorum. Bu aralarda da bu saniyelerde de Mısır'da bir uçak düştü. Ee, acaba gerçekten dünyanın dışında? ...uzayda yaşayan varlıklar var mı... ...bunlar Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor mu... ...kıyamet onlar için de kopacak mı... Ee, ...zaman zaman gündeme geliyor... ...sonra tekrar gidiyor fakat... ...çok yakın bir zamanda böyle bir şey yaşandığı için... ...hatta Amerika Başkanı da bununla ilgili konuştuğu için... ...biz de tekrar gündeme getirip... ...hocamızın kıymetli bilgilerinden faydalanmak istedik... ...telefonu olabilirim Tekcancık. ...getir telefonumuzu... ...şimdi hocamızla mesajımızı koyduk... Ee, ...sizlerden de soru sual gelirse çok mutlu oluyorum... ...onları da hocamızla paylaşmak istiyorum... Çok teşekkür ediyorum. Hocam e, kıyamet ne demek? Kıyamet hep kötü bir şey olarak algılanıyor ama gerçekten yık, yıkmak, yakmak hep kötü bir şey gibi geliyor. Bize belki de bir başkaları için yani korkmayanlar için de kavuşma zamanı mı kıyamet? Aslında e, Kur'an-ı Kerim'de bizim anladığımız o dehşet gününü anlatan şey kıyamet kelimesinden daha çok es-sa'a saat kelimesiyle an o an olarak geçiyor eee kame yakımı kıyam ayağa kalkmak ikame etmek anlamına geliyor. Yani yıkmak değil tam tersine yeniden yapmak anlamına geliyor. Hmm. Kıyamet işte o Allahu Teala'nın sa'a dediğimiz o anda evreni e, tekrar yok edip yeniden bir dirilişi hazırladığı zamana biz kıyamet diyoruz. O nerede olacak? O bütün kainatta olacak, evrende olacak. Yani şimdi biz dünyadayız. Dünya bir ...nokta gibi evren. Tabi uzayı düşününce küçücük bir nokta gibi. Nokta gibi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...kıyamet koptuktan sonra bütün evren tek bir düzlem olacak diyor. Yani her taraf düz bir kara parçası olacak. Ve bir çöl olacak. Kendi parmağındaki yüzüğünü de çıkarıyor. Ve yere atıyor böyle. Bu yüzük bu toprak üzerinde bu alanda ne kadar küçükse... Dünya da o evre toprak parçası, o düzlem içerisinde bu kadar küçücük diyor. Yani bu kadar büyük bir kara parçası olacak. Her şey tek parça olacak tekrar. Yani Güneş dürülecek, sönecek, yıldızlar sönecek, kayacak, denizler kabaracak, dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak. Her şey birbirine karışacak ve bir düzlem meydana gelecek. Artık ne yer, ne hava, ne gök bir şey yok. Tek bir çöl var. Felat diyor ona. Felat olacak ve onun içerisinde de yani dünyanın büyüklüğünü tasavvur edin diyor. Orada dünyada kalmayacak. Yer gök her şey tek bir düzlem. Yüzük gibi e, düşünün dünyayı o kadar büyük bir alan. Ve o süre bir müddet öyle geçecek. İnsanlığın bundan haberi olmayacak. Belki meleklerin bundan haberi olmayacak. Bu düzlemden sonra e, ikinci bir sura üfürüldüğünde, o düzlem içerisinde canlılar tekrar dirilecek. İşte bu olaylara, canlılardan bahsettiği biz insanlar ve bütün yaşam, bütün, bütün canlı, diğer varlıklar. Bütün insanlar, bütün canlılar. Hayvanlar. Hayvanlar tekrar diriltilip mahşerden sonra toprak olacağına dair tefsirler var. Yani bütün canlılar ya da özellikle zaten insanların dirileceğini biliyoruz. Yerden ot biter gibi yeniden yeşerecekler insanlar ve can verilecek ona. Yeni bir bedenle inşa edeceğiz diyor biz insanı insanın vücudu dünyada iken işte kolu yok, gözü yok, ayağı yok vesaire ama ahirette tekrar diriltilirken mahşer günü biz ona mahşer diyoruz. Haşir. Haşir e, suresi var. İşte haşir dirilme demektir. O dirilme anında da herkese yeni bir beden verilecek. O bedene tekrar ruhu verilecek. Ruhlar girecek. Ondan sonra mahşer yerine sevk olunacaklar. Hesap yerine. Mizan kurulacak. Mizanda Mizan terazi demek. Eskiden teraziye mizan derlerdi. Ee, da çok geçen mizan kelimesi. O mizanda sevaplar tartılacak, günahlar tartılacak. Ve herkesin hesabı görülecek. Hocam hesaba geçmeden inşallah Allah'ım o zaman gönül rahatlığıyla hesap verebilmeyi nasip etsin Rabbim. Aynen. Dünyada yaş yaşam varken e, bir mucize olarak hayata geri döndürme bir, bir peygambere birisine verilmiş mi? Ölüyü diriltme verilmiş mi? Şimdi Allahu Teala ölümden sonraki hayatın nasıl olacağına dair bazı mucizeler göstermiş peygamberlere vermiş. Ee, İsa aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiğini <laughs> biliyoruz. Ee, yine peygamberlerden eee Allahu Teala kendisine ya Rabb'i öldükten sonra nasıl dirilteceksin diyen İbrahim aleyhisselama İsa Aleyhisselam'a mesela kuş besle diyor. Dört tane kuş al diyor İbrahim Aleyhisselam. Dört tane kuş alıyor. Onların her birini kes diyor. Kesiyor. Parçala diyor. Parçalıyor. Etlerini birbirine karıştır diyor. Hmm. Etlerini birbirine karıştırıyor. Ondan sonra her birini bir dağa savur diyor. Parça parça. Dört tane dağa savur. Karışık etleri. Ve önceden kendini alıştırıyor bu kuşları. Evcilleştirmiş. Sonra kendini tekrar çağır diyor. Kuşları çağır. ...sana hepsinin koşarak geldiğini göreceksin. Çap canlı tekrar. Canlı olarak uç, uçarak geldiğini göreceksin. İbrahim Aleyhisselam kuşları savuruyor dağları etlerini, parçalarını... ...ve sonra kuşları çağırıyor gelin diye. Hepsi Ay uçarak galiba. İbrahim Aleyhisselam'a tekrar geliyor. Şimdi gördün mü ölüleri nasıl dirilttiğimi? Gördüm ya Rabbim. Zaten biliyordum da daha çok mutmain olsun diye. Bu şekilde mucizeler var. İsa Aleyhisselam'da da var yine Peki kuş diriltme hadisesi. Mucizelerden de bahsederiz ama herhalde nizana geldiğimiz zaman... İnşallah yükümüz hafiftir sevabımız çoktur ama o yüklerin en büyük kul hakkı olabilir mi? Şimdi mizanda insanların ilk sorguya çekileceğini de peygamberimiz namazdır diyor imandan sonra. Yani müminse namaz kıldın mı kılmadın mı sorgulu oradan başlayacak diyor buna dair hadisler var. Ee, önce ibadetlerden imandan dolayı sevaplarını alacaklar sonra da kul hakkına geçilecek İyi. haklara geçilecek. Adam sevabı almış, namazdan almış, oruçtan almış, haçtan almış, zekattan almış, yığılmış, yığılmış, yığılmış. Ve gönlünden şu geçecek, garanti cennete gidiyorum. <laughs> Bu Cennet kadar. garanti. Derken e, hak sahiplerini çağıracaklar. Gıybet ettikleri, zulmettikleri, işte mirastan hakkını yedikleri, dövdükleri, vurdukları, sövdükleri, kim varsa gönlünü kırdıkları kızı, oğlu, dayısı, amcası, yengesi, teyzesi, komşusu, efendim, yolcusu, arkadaşı derken gelecekler. O benim şu kadar bana şunu yaptı diyecek. Öbürü bana bunu yaptı diyecek. Bana bunu bu sefer sevabından sen onlara ver bakalım denecek. Ha, oradan, oradan sevaptan alacak. Herkes edecek. hakkını alacak. Hatta şöyle bir teşbih var. Orada tabii boynuzlu, boynuzsuz koyun meselesi yok. Boynuzlu olandan boynuzsuz koyun hakkını alacak. Bu beni süsmüştü bana, eziyet etmişti koyunlar arasında gibi. Hmm. Bu kadar ince hesap. Bir düğmenin hesabı bile görülecek şeklinde hadisler var. Bir düğmenin hesabı, bir iğnenin hesabı görülecek. O kadar inceden ince denince. Çünkü insanlar Kur'an'ın ifadesine göre çoğunu unutmuş olacak. Biz dünyadakileri unuttuk yaptıklarımızı. Ama kitabımız açılınca ortaya her şey tek tek. Evet, o zaman insanların ağzından şu cümle çıkacak. Allah Allah. Bu kitap hiçbir şeyi unutmamış, küçük büyük her şeyi yazmış. İyilikler de unutulmuyor ama. Evet, her şey. Biz unutmuşuz ama unutmamış. Her şey yazılmış. İşte o her şeyin Helallik. hesabı görülecek. Peki.